Hello everybody, this is Alper Mutlu channel on YouTube and you welcome to Practical Daily English. Today we are making a conversation. Alper Mutlu kanalına Practical Daily English, günlük İngilizce'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir tane conversation, yani sohbet içerisine gireceğiz. Bugünkü videomuzda bugüne kadarkiler düzenli, yani regularly bir şekilde izlendiyse ortaya küçük bir konuşma çıkacak. Let's go about, yani kolları sıvayıp işe başlıyoruz. Arkadaşlar, go about son birkaç videodur söylüyorum, kolları sıvayıp işe koyulmak demek. You are in the country. The sun never sets. Şu anda güneşin hiç batmadığı ülkedesiniz. In other words, you are in England. Yani diğer bir deyişle şu anda İngiltere'desiniz. In other words, diğer bir deyişle demektir. Tarih boyunca birçok alanda hatırı sayılır işlere imza attığı düşüncesiyle İngiltere'nin bir dönemki ismi güneşin asla batmadığı ülke olmuştur. Country, the sun never sets. Güneşin hiç batmadığı ülke demektir. Anyway, her neyse. You are walking around in London. Şu anda Londra'da biraz geziniyorsunuz. Walk around, gezinmek demektir. At that exact moment, tam o anda demektir. You are craving an ice cream. Canın dondurma çekiyor. Crave, canı çekmek, hatta aşermek anlamındadır. Sözlüklerde bir phrasal verb olarak crave for şeklinde karşımıza çıkabilir. Ama en fazla şu iki kullanım şekliyle karşımıza çıkacaktır. I am craving ice cream. Canım dini gibi dondurma çekiyor. Veya I have a craving for an ice cream. Bu da aynı anlamı verecektir. And you wanna have some ice cream. Yani you want to eat some ice cream. Biraz dondurma yemek istiyorsun. Bu arada wanna, want to aslında aynı şey. Dondurmayı aldınız ve you are guzzling the ice cream. Yani dondurmayı hapur hupur yiyorsunuz. Guzzle, hapur hupur yemek demek. And ordering another one. Ve hemen arkasına bir tane daha sipariş ediyorsun. Hapur hupur yemek anlamındaki guzzle kelimesinin sonundaki harf E'dir. Ve İngilizce'de şöyle bir kural var. E harfi ile biten fiiller ing ekini alırken E harfini düşürürler. Dolayısıyla you are guzzling the ice cream bu şekilde yazılır. Ve guzzle yapınca ne oldu arkadaşlar? You have a sore throat. Yani boğazın şişti. Bu arada İngiliz İngilizcesinde boğaz anlamına gelen kelime throat şeklinde okunurken Amerikalılar throat biraz daha bu şekilde okurlar. Have a sore throat. Boğaz ağrısı ya da have a sore throat, boğaz ağrısı, faranjit, boğaz şişmesi anlamındadır. And now you should go to a hospital. Ve şu anda bir hastaneye gitmelisin. Arkadaşlar size should ile tavsiye verdim. You should go, you should see a doctor. Yani bir doktoru görmelisin. And you are looking for a hospital. Yani şu anda bir hastane arıyorsun. Hatırlayalım, look for, aramak demekti. But you don't know how to go to the hospital. Ama hastaneye nasıl gidileceğini bilmiyorsun. Günlük konuşma içerisinde işimizi kolaylaştırabilecek 3 tane ibareyi paylaşmak istiyorum. What to do, yapılacak olan şey ya da ne yapılacak. I don't know what to eat, ne yiyeceğimi bilmiyorum. I don't know what to drink, ne içeceğimi bilmiyorum. Mesela, when to do, ne zaman yapılacak?
I don't know when to do the exam. Sınavı ne zaman yapacağımı bilmiyorum. I don't know when to eat dinner. Akşam yemeğinin ne zaman yenileceğini bilmiyorum. Ve son, how to do, nasıl yapılacak? I don't know how to make a cake. Kek nasıl yapılır bilmiyorum. I don't know how to go to the hospital. Hastaneye nasıl gidileceğini bilmiyorum. Bu ibareler günlük konuşmada bize biraz daha pratiklik sağlayacaktır. Now you are in danger. Ve şu anda tehlikedesin. Cause you have got a lot of pain in your throat. Çünkü boğazında çok fazla ağrı var. And you are looking around for someone. Ve çevrene bakıyorsun birilerini görebilmek için. Here it is. İşte orada. Orada birisi var. Here it is a man. İşte bir adam. There is a man there. Orada bir adam var. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel bir cümle. Dedik ki there cümle başlarında kullanılırsa var anlamına gelir. Ama there cümle sonlarında kullanılırsa orada anlamına gelir. There is there. Orada var. There is a man there. Orada bir adam var. Ve hemen adama soruyorsunuz. Where is the hospital? Hastane nerede? Arkadaşlar, there is no answer from the man. Adamdan size hiçbir cevap gelmiyor. O an neyi hatırlıyorsunuz? Excuse me, where is the hospital please? Çok özür dilerim. Hastane nerede acaba? İngilizlerin kültüründe şöyle bir şey var. Özellikle tanımadıkları insanlardan bir şey isterken please diye bir nezakette bulunurlar. Where is the hospital please? Hastane nerede acaba demiş oldunuz ve oradaki please kelimesi hani biliyorsanız lütfen söyleyebilir misiniz gibi bir küçük rica bildirir. As soon as the man hears please, yani adam please lütfen kelimesini duyar duymaz size diyor ki go straight ahead, dosdoğru git. Take the right fork ve çatalın sağ tarafından gir. You will see the hospital three doors off. Yani 3 ev ötede hastaneyi göreceksin diyor. Aynı cümleyi şöyle de kurabilirdi arkadaşlar. You will see the hospital 100 meters away. Hastaneyi 100 metre ötede göreceksin. 200 meters away, 200 metre ötede veya 400 meters away, 400 metre ötede. Bu şekilde söylenir. Well, you dart to the hospital ve hastaneye fırlıyorsunuz. Arkadaşlar, fırlamak, fırlayıp gitmek anlamına gelen kelimeyi bilmediğinizi zannetmeyin. Hepinizin dart oyununu, şu okla oynanan oyunu bildiğinizi düşünüyorum. O küçük okun hareketi dart, fırlamak demektir. You dart to the hospital, fırlayıp gittiniz hastaneye. You wind up in the hospital ve soluğu hastanede aldınız. Rüzgar anlamına gelen wind kelimesi up edatı ile birleştiğinde wind up, soluğu nokta nokta yani bir yerde almak demektir. Özellikle bir iş yapıp o işin sonunda başımıza bir iş açılacaksa wind up ibaresi kullanılır. Yani if you guzzle the ice cream yani dondurmayı böyle hapur hapur yersen you wind up in the hospital. Soluğu hastanede alırsın. Ve doktorun karşısındasınız. İlk emir geliyor doktordan. Open your mouth. Ağzını aç. İkinci emir geliyor. Stick out your tongue. Dili de dışarı çıkardık arkadaşlar. Stick out your tongue. Dilini dışarı çıkart demektir. Hemen küçük bir bilgi. Language. Lisan. Dil demektir. Ama ağzımın içerisindeki bu kastan bahsediyorsam tongue şeklinde söyleyeceğim. Ve doktor diyor ki I want to see your tonsils. Bademciklerini görmek istiyorum. Tonsil bademcik demektir ama ziyadesiyle bademcikler şeklinde kullanılır. Tonsil, tonsils. İki şekilde göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar doktorun bademciklerimdeki titreşimi görebilmesi için alfabeyi, İngiliz alfabesini çok iyi bilmem gerekir. Çünkü
Türkiye'de size doktor der ki, a de bakalım. Ama İngiltere'deki bir doktor o bademcik hareketini görmek için size R de bakalım diyecek. Ve doktordan son emir geliyor. Say A, R de bakayım. Ve siz böyle yapıyorsunuz. A, R diyorsunuz. Arkadaşlar, bu videomuzda aslında biraz alfabenin önemini göstermeye çalıştım. Ümit ediyorum ki bilgiler hoşunuza gitmiştir ve parmaklar like butonuna gelmiştir bile. Hocam, ben zaten bunu biliyordum. Çok kez İngiltere'de A dedim diyorsanız o zaman dislike'lara da basabilirsiniz diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olabilir, videoları ehir ehir paylaşıp şenliğimize şenlik katabilirsiniz. Hoşça kalın.